Des. Neyse ki çok fazla bir şey konuşmadan tekrar kayda girdik. Evet, bu aslında YouTube dinleyicilerimiz için özel bir kayıt. O yüzden falan böyle yalan söyleyip onların da gönlünü almaya çalıştım. Hiçbir işe yaramadı. Bugün yanımda yine Necdet yok. DM atıyorsunuz bana, Necdet nerede, Necdet nerede? Ne var bu Necdet'te? Necdet'in olmadığı yayınlar en iyi yayınımız değil mi arkadaşım? Öyle. Gerçekten DM atıyorlar mı Necdet yok? Yok mu? Ya çocuk sevinsin. Umarım yalan söylüyorsun. Tamam. Yalan ama hangi, ne tarafı ya? DM'ler mi yalan yoksa DM'lerin hiç gelmiyor olması mı? bu haftaki bence konu... Bence Necdet fedakarlık yapıyor. O yüzden yani... Olmayınca yayınlarımız çok güzel olduğu için adam bilerek gelmiyor bence. Fedakarlık yapıyor diyorsun. Koca yürekli Necdet. Çocuk çalışıyor, çalışıyor. Eşiyor eşekler. Zamanında siz de çalışıyorsunuz diye az takla atmadık sağda solda. Evet. Nerede ama ben işten çıkınca yine gelebiliyordum yani. Gelemeyen tek kişi burada Recep Bey. İşe mi başlıyor? Nerede çalışıyor? Bilmiyorum ama vardiya mardiya dediğine göre kafedir yani. Balatçık'ta. Nerede çalışabilirsin? Part time. Bu hala okuyor değil mi ya? Evet. Evet, meşhur skorboardumuz ekranda. Bakın kendi mezuniyet törenime gitmedim. Onunkine gideceğim lan fırsatım o yüzden. Cemre'nin de niyeti var ya. Ne çok... o mezuniyet töreni şeyi hevesi sizde? Çünkü çocukcağız çok oğlum, okudu yani. Necdet'inkine giderim. Onu mu diyorsun? O da mı? Sen de mi öyle düşünüyorsun? Evet. Abi haklıyız bence bu konuda yani. Evet. Necdet'in mezuniyeti... Oğlum, iki üniversite bitirdi. Götümde... Ne yapsın? Üç yılda mı bitirsin? Bir çağın kapanışı, bir çağın açılışı onun mezuniyeti benim için. Kesinlikle, kesinlikle. Neyse, ne yaptınız bu hafta? Ehliyet sınavına girdim. Evet, ehliyet maceraları sona erdi. Evet, artık ehliyet alıyorum. Dün yayına girmedik. Çünkü Necdet Bey geçenlerde sözlendiği bilgisini vermiştik şimdi. Nişanlandığı bilgisine sahibiz. Recep Bey, Necdet Bey'in değil. Ben de şaşırdım bir an arkadaşlar, evet ama benim. Recep dedim lan. Necdet dedi. Bakın ben Necdet dediysem bu yayını çeker giderim bak, oynatalım. Şimdi durdururum kaydı, açarım bak. Eski beyler açalım. Özellikle bakacağım buna inşallah, Necdet dememişimdir de siz köpekler. Ya iki kişi birden Necdet duyamaz da. Ben de diksiyonu kötü bir insanım. Belki de Recep dedim, siz Necdet anladınız. Hayır, Necdet dedim, ben ilk baş şaşırdım, oha falan olacaktım da sonra nişanlandığı falan deyince dedim ha bu Necdet, Recep'ten bahsediyormuş, Necdet'ten değil. Necdet de nişanlandı. Ne zaman? İşte bugün nişanı var, o yüzden gelemedi. öyle evet, Recep'in de başını yaktık. Gittim oraya Recep'in şeyiyle. Senin niye hiç fotoğrafın yok ya? Adam o an bildiğin yani nasıl diyebilirim? Neye hani bir şey çekildi derler ya, neye çekildi diğerler? Sine. Ne? İzvaya çekildi yani, öyle bir ortamdaydı onun için. Yani evet, orada o kılıkla duruyor oluşum biraz şeydi tabii, çok göze batmamaya çalıştım. Ama Gökhan abim sağ olsun kompani yaptı, oğlum biz buraya fazlayız bak. Bunlar bizi anlamıyor falan dedi. Rahatlattı beni. Evet. Sigara arkadaşım oldu orada. Sağ olsun, buradan selamlar. Şeyle Orhan geldi yanıma ve tanıyamadım ilk de, tamam mı? Durup dururken geldi. Sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Söyle dedim. Benim Enes dayım müzik yapıyor dedi. Ben dedim. Hiç böyle Enes dayım falan deyince şey olmadım. Benim de adım Enes falan dedim böyle. Sonra dedim Enes dayı müzik. Bu çocuk. Dedim Enes, sen Eskişehir'de mi? Evet falan. Nasıl dedim, benim arkadaşım lan o falan. Bu da dinleyicilerin asla ilgisini çekmeyen bir muhabbetti. Kim be o? Yeğenim. Enes be. Enes'i biliyorsun. Aaa. Orhan benim yeğenim, Enes de o Enes, evet. Aa, okey. Şimdi her şey yerine oturdu. Enes kardeşimize da buradan selamlar. Onunla film çekeceğiz daha. Oha. O da bekle. Saçları kestirdim ben gerçi onun. Bana şey, kara büyücü rolü vardı ama maalesef bu halimle de çok da düzgün bir insana benzemiyorum zaten. O yüzden fark etmez.
Evet, haftalar böyle geçti. Benim haftam nasıl geçti? Götüm sikiliyor. O tarz bunun ikinci bölümünü yapacağım diye. Ama bunun gelişmelerini yayın sonunda söyleyeceğim. Yayın sonuna kadar sabredenler sürprizleri kaçırır. Nasıl? Niye kaçırıyor anlamadım. İşte kaçırma hani olmadı, oradan dönmedi cümle. Hani sabredemeyenler olması lazımdı. Kaçırmaz diyecektim, çok saçma geldi cümle. Evet. Teşekkürler açıklamak için. Pekala, artık başlayalım. Bu haftanın konusunu gündemde olduğu için, dünya çalkalandığı için bundan saçma sapan sanat eserleri olarak belirledik. Cimpo kardeşimiz öyle söyledi ve kendisi bu konuyla ilgili soru bulamadı. bir tane buldum. Buradan bir kişiye sesleniyorum öncelikle. Yayını açarsa, kaydı dinlerse falan. Aksi. Bak. Geri dön. Geçen hafta. Seni çok özledim. Çocukla geçen hafta yayında konuştuk hafta içi. Konuklu yayın yapacağız diye. Şey yazıyorum. Şimdi hiçbir hesap, bir yerden bağlantım olmadığı için Twitch'ten DM yoluyla konuşuyoruz. Orada görüldü falan. Ya, olmadığı için. Hani diyorum ki bak, biz hafta içi yapıyoruz. Aklında konsept varsa söyle. Ve Skype hesabını ver. Bana dedi ki, bana her türlü uyar. Hiç fark etmez tarzı bir şey söyledi. Şimdi bu bütün sorularımın cevabı değil. Hani tamam, konsept fark etmez, okey. Yayın saati, günü fark etmez. Skype de mi fark etmez? Yani rastgele bir şey yazdığımda sen mi çıkacaksın? İletişim kopukluğumuz oldu. Sonra da bir daha yayına 2 saat kala hiç şey, bir şey yazmadı bana. Sonra ben bir daha sordum. Konsept düşündün mü falan filan diye. Hiçbir şey de yazmayınca. Sonra yazmış. Ben hiçbir şey düşünemedim. Soru bulamadım tarzı bir şey. Ulan konsept belirlemedik ki soru bulasın şimdi. Zaten saat 4'ten 5'ten sonra da biz bir daha şey yaptık, kafamızda iptal ettik. Story falan atmıyoruz zaten o kadar geç olduğunda. O yüzden eğer hala niyeti varsa, seni kınıyorum. Eğer hala niyeti varsa gelmeye, bana direkt olarak Skype'ını yazsın. Oradan ben direkt hemen söyleyeceğim, diyeceğim ki konsept bu. Sana da seçtirmeyeceğiz aksi. Geleceksen öyle gel. Gelmeyeceksen... Maxi değil lan, Ace King. Allah kahretsin bugün beni. Bir de şey, Vaxi demiyorum bak, Aksi diyorum. Hani ikisini de birbirine soktum böyle. Kardeşim Aksi gelmezse igni var. Olsun, kültürlü ve oyuncu bir insan olduğumu belirtmek istedim. Vaxi de geldi bu arada, hoş gelmiş. Vaxi'den yine soru bekliyoruz. Bugünkü sorusunu Recep'in adına soracak, sorarsa. Nereye gidiyorsun ya, dur. Okey, bu haftanın konusunu söyledik. Öyleyse ilk teklifinizi az sorusu olduğu için Recep'ten almıyoruz. Yav. Yes. Ben esprilerde genelde iyi değilim zaten. Evet. O yüzden üzgünüm. Espriler şeyde, Recep'te. Tamam Cemre, hadi sapla bakalım. Pekala. Şimdi arkadaşlar, geçmiş zamandayız. Tamam mı? Orta çağ falan gibi düşünün. Da Vinci falan hangi yılda yaşıyordu tam olarak hatırlayamadığım için net bir şey söyleyemiyorum. Asılsız kredi. Kredi zamanı. Adamsın. Kardeşim benim. Sana hemen sana puan veriyorum. Bak, benden ilk teklifi kazandım ben. Kabul ediyorum. Onu ben de biliyorum. Olmaz. Biliyor olmak başka, abi, aynı anda dile getirmek. Şimdi hani burada Assassin's Creed şey zamanında şey yaşadı mı demeliyim yani. Bak cümleyi şimdi, de kuramadım zaten. Olmaz. Olmaz öyle. Burada gönüllerin tamam, birliği. Yani Da Vinci ile işte ne bileyim Michelangelo ile falan kankasınız. Böyle oturup bir yandan şaraplarınız yudumlarken bir yandan işte sanat konuşuyorsunuz falan. 1400'lermiş, teşekkür ederim. Bir yandan böyle şarap içip bir yandan sanat eserleri, böyle sanat konuşuyorsunuz falan. Çok iyisiniz yani yaptığınız resimlerde de heykellerde de. Sonra birisi çıkıyor, saçma sapan böyle bir heykelimsi bir şey yapıyor, tamam mı? Ondan sonra işte o dönemdeki
kral artık kilise hangisini isterseniz bunu çok beğeniyor. Bu adamın yaptığını çok beğeniyor ama adam hani namı olmayan bir insan olduğu için sana gelip diyorlar ki işte kardeşim sen bize işte böyle bir heykel yap, biz bunu çok beğendik. Ama adamın yani yaptığı heykel o kadar kötü ki kardan adam bile yanında şaheser gibi kalır yani. Böyle işte kil böyle şey ya, çamurdan yapıyor adam. Çamur alıyor, böyle mıncıklıyor, oraya böyle parmağını sokuyor, göz yapıyor. Kardeşim yapıyor. Çamurdan yapan insan yapmış, sen daha ne konuşuyorsun ya? Neyse. Böyle iğrenç şeyler yapıyor falan. Sen bunu kendine hani yakıştıramıyorsun. Diyorsun ki ulan ben hani böyle böyle yetenekli insanlarla işte oturup sanat sohbetleri eden, işte birbirimizin eserlerini yorumlayan insanım. Cümle çok kötü oldu. Ama yapmazsan da cezası var yani. Artık kaza mı oturtur, yakar mı, idam mı eder, kafanı mı uçurur, yoksa sadece ne bileyim hapse mi atar, orasını bilemem artık. Öncelikle çok uzun bir soruydu. Bugün teklifi olan teklif için hikayesi var ya, teklifin hikayesi var arkadaşım. Öncelikle hani boktan bir sanat eserini yapmak bana koymaz. Yani ne olacak yapayım. Ama teklifin avantajlı kısmını düşününce sırf Leonardo'yla sohbet nereye kadar, tamam mı? Ben o çağda ne yapayım yani? Ne istiyorsun? Bilmiyorum da şu an. Yani ne istediğini söyle, ona göre modifikasyon yapayım karşı. Ezio oğlum, Leonardo ile Ezio arkadaş yani, oradan Ezio ile tanışırsın ben. Sonra Welcome to Brotherhood, değil mi? Tadı lan, bir iş düşeceksin. Oradan arayı kurarız. Bak öyle olabilir. Sonra İstanbul, Müstanbul, Altayır falan derken peşine takılırım sanatına. Adamı. Tamam oldu. Ben kabul ediyorum. Bu kadar kıvıram. Çok kolay oldu bu. Başkasının teklifini ittirdin. Hadi bakalım. Cemre bak, bu bir özür olarak kabul etmelisin yani. Bak ben kabul ettirdim fark ettiysen. Sus be. Simplicity is the ultimate sophistication deyip gidiyormuş şu aksi. Ben cahilim, ne dedi? Dedi ki bekarlık sultanlıktır. Ayda. Hocam çok geç kaldım bunu söylemek için. Recep sen? Evet. Ben şimdi çok korkarak söylüyorum. Ben anlamadım ama bir daha anlatmanı da istemem. Ya yayın hayır, biter. Hayır be, ya işte çok yetenekli bir ressamsın, artık heykel tıraşsın, ne yapıyorsan. Ondan sonra çok dönemin ünlü... Reddediyorum. Reddettim. Ne oldu be, niye? Baktı gördüm, uzayacak sonu. Teşekkür ederim kardeşim, eyvallah. Ne oluyor be? Reddetti ki sen çok puan al. Ha, teşekkür ediyorum. Şerefsizliğime şey ne der? Unutayım da. Neyse ben tekrar aynen, düşündüm tabletken. De. Bak resmen bu soruyu bütün yapan bendim. Ben tekrar bu soruyu düşündüm bütün soru yapan ben. Evet. Yani altı yerlerde. Artık gitti. Cemre sen dur, ben seni savunacağım. Hayır net cevabını istemez. Yani şimdi Revelations Assassin's Creed o kadar da iyi bir oyun değildi. Ya oyunu sen yazacaksın. Senaryo senin elinde. Evet, düşünsene. Öyle olacak yani, düşünsene. Ezio sen olabilirsin. Ezio'nun çektiğini siz biliyor musunuz neler çektiğini? Adam aşkınla kavuşamadı be. Parmağını kesiyor. Yok kesmiyorlardı. Yok. Benim şey, da önce taşak geçiyordu ya onunla. Aynen aynen. Ne günlerdi be. Koşa koşa gidip Assassin's Creed 2 aldığımız günleri hatırlıyorum ya. Evet, kaç CD abla? Hatırlıyorum tabii, niye hatırlamayayım lan? Tamam, bir şey demedim be. Bana gıcıklık yaptığın için bunu teklif edeyim, reddediyorum. Neyse. Ne oldu buna? Okey mi? Elimden geleni yaptım. Elimden geleni yaptım. Sen almadın, Jimpo. Sen aldın. Ben aldım.
Evet, öyleyse benim teklifimde sıra. İlk önce en kötüsünü sorayım, sonra kötüsünü söyleyeceğim. Of, sadece bir takım kavramlar yazmışım, toplarım sonra diye. Toplamamışım. Ben olmak, 5. çağ. Olur ya bazen, abi sana... çok iyi bir fikrim var, bunu yazayım buraya, sonra yok. Biliyorum, biliyorum. Şöyle, bir alternatif üniversite ya da alternatif olmasa bile çok atraktif bulduğunuz bir person. Yani istediğiniz herhangi evrende herhangi birinden bahsediyorum ama o çekici bulduğunuz birisi olacak. Yani birlikte ömür geçirmeyi kabul ettiğiniz birisi. Tamam. Ancak bu kişi... Abi şey böyle. Şimdi şöyle bir şey ya da tamam okey onu şey yaparım siz sorarsanız bir şekilde kıvırırım orayı. Bu kişi abi böyle şey hani boktan sanat eserlerine o kadar çok para veriyor ki şey düşünüyor abi bu sanat bu siz anlayamıyorsunuz bunun psikolojisini falan diye takılıyor. Ve hani 500 bin dolar mı gidiyor işte yıllardır biriktirdiğiniz parayı basıyor ona. İşte başka bir eser çıkacak böyle. Hani çok zor para kazanan biri değilsiniz ama para birikir birikmez. Gidip saçma sapan bir şey almaya başlıyor falan. Sürekli ona mukayyet olmanız lazım. Sonra da özellikle şey yapıyor. Herkese duyuruyor. İşte ben bunu aldım. İşte evimin şurasına koydum. Instagram'a koyuyor. Twitter'da gidip insanlarla siz gerizekalısınız ne anlarsınız diye falan. İnatla da tartışıyor böyle. Sizden de sürekli hak vermenizi istiyor. Ya sen anlarsın. Sen, işte bir tek ben sen anlıyorsun beni falan diye de aptalca konuşuyor. Evet, bu kadardı. İyi anlatıyorsun ya. Güzeldi. Sonunda ne oluyor? Dinleyelim. Sonunda ölüyor. Dinliyordum valla. Bence de sonunda ölür yani. Çok yaşatmazlar onu. Abi, sevdiğim, saydığım bir insanın böyle şeyler yapıyor olması onu sevip saymayacağım anlamına gelir. Burada bir ironi söz konusu. Hayır, sevmekten bahsetmiyorum. Burada atraktif bulduğunuz bir insandan bahsediyorum. Bulmam işte. Yani Sümeyye. Ne alakası şimdi? Lütfen özel hayatınızı programın dışında bırakın ya. İşin komik yanı... Evleniyor yani. İşin komik yanı benim özel hayatım o bu işime sok. Ya Cemre kendine gel. Kendi özel hayatını sokuyorsan sok. Yok ki. Yok ki. Yok ki. evet. Şimdi atraktif bulduğum bir insanın böyle saçma şeyler yapıyor olması. Vaksi kaçtı bu arada Bays. Sesli düşünürseniz sevinirim. Abi benim bu teklifin bana artısı neydi? Abi işte o person'la birlikte yaşıyorsun mutlu mesut. Mutlu mutlu musun sen bilmiyorum ama. Neden benim banka hesaplarıma erişim olmasın? Senin bankana niye karışsın ki? Kendi para biriktiriyor bir şekilde. Ha, kendi parasını harcıyor. Yani kendi parası sonuçta sen dersin saçma sapan şeylere alma da diyebilirsin. Birlikte harcayalım da diyebilirsin. Biraz bir düşüneyim Recep. Ya abi benim bu soruya vereceğim cevap çok net hani düşünmeme de gerek yok. Ya hiç mi yok person? Keşke önce kim olduğunu sorsaydım. Yani öyle sorsaydım ve ben bunu cevap vermiş olsaydım evet şu an zorlanıyor olabilirdim. Ama sormadın. Yani kabul etmedi. Abi hayır canım ya. Abi benim paramı edemiyor. Kendi parasından harcıyor. Öyle konuştuk değil mi en son? Evet. Ama abi çok absürt paralar dönüyor işte ve o parayı harcıyor olması beni çıldırtır yani. Tamam harcasın. İstediği şeyi yapıyor işte. Yani kendi parasını kendi istekleri doğrultusunda harcıyor bir bakımda. Ben izin vermem, engellerim. Sen kimsin kadının abi harcayacağı paraya karışıyorsun hiç ya? Karışırım. Hiç kimse kusura bakmasın. Ya sadece beni
orada düşünmeye iten nokta şu. Mesela hani sen aldığı eser, sanat eserinin vesairenin saçmalığını kabul etmemiş, etmiyor olması. Ve bu üzeri, bu konu üzerinden de hani hala savunuyor olması ısrarla yani. Savunuyor. Siz ne anlarsınız falan. Yani insanlar inançları doğrultusunda savunabilir. Bu doğrultuda savunabilirler. Çarpışabilirler gerekiyorsa insanlarla ama böyle saçma harcamaların yapılmasına ben çok karşıyım. Gördük kardeşim, gördük inançlar onunla yapılan savaşların dünyaya, tarihe bıraktığı izleri hepimiz biliyoruz. Yapacak bir şey yok. Ben bilmiyorum ya. Yani almak ve kabul etmek, pardon. Kabul etmek ve kabul etmemek arasında gidip geliyorum. Yani Recep kabul ediyorsa sen etmeyeceksin, bu kadar. Baktığın zaman kabul etme, hani kabul edebileceğim ne var? Bana giren çıkan yok. Kendi kazandığını harcıyor. Ama öte yandan da yani bu kadar aptal bir insan bilmiyorum ya. Benim aptallara tahammülüm yok çünkü. Ama şöyle bir şey var. Bir anda şey oldu, sinirlendi. Bayağı bir para kazanıyor ki bu kadar para harcayabiliyor yani sonuçta. Yani parası şey değil. Para akıyor değil ama o parayı biriktirebiliyor yani. Ay tamam, önemli olan parayı harcaması ya da nereye harcadığı değil. Önemli olan düşüncesine, kendi inandığı düşünceye körük körüne bağlı olması, dışarıdan herhangi bir, ne denir ona, eleştiri vesaire kabul etmemesi. Ay ben almayacağım, sinirleniyorum. Yani, ben kabul etmiyorum. Sadece sus ve seviş benimle diyeceksin ya. Ay almayacağım, kabul edemiyorum. Sinirlendim ya. Sinirlendim gerçekten. Öyle mi olduk? Kabul edemeyeceğim. Ya böyle ilk baş bir kabul eder gibiydim. Hani sonuçta bana giren çıkan yok falan diye. Ama eline boyuna düşününce şey oluyor yani. Evet. Tamam alsın, istediğini yapsın, o beni ilgilendirmez ama hani birileri sana diyorsa ya kardeşim hani bunu niye aldın, bunu alacağını işte ne bileyim git ağaç dik ya da bir şey yap falan. Orada işte siz anlamazsınız, siz sanattan ne anlarsınız, ödülü büdülü yapıyorsa ben dedim yok istemiyorum ya. Nasıl da sorularımı kişilik analizlerinize göre soracağım. Ben istemiyorum, alamıyorum. Kusura bakma. Yani ilk baş alacaktım ama hani dediğim gibi ilk düşündüğün zaman alamıyorum. Ya ben şöyle düşünüyorum. Tamam, böyle bir huyu var. Para da kazanıyor. Belli. Bir şekilde kazanıyor yani. Tabii. Ben de bunu takılırım, bir masa başı pazarlık falan indirimle bu para atabilirsin kenara ya. Ne kadar indirim kardeşim, 500 bin doları 480'e mi alacaksın ya? Abi bak, büyük paralarla oynanınca indirimler de büyük oluyor. Adam hadi 10 bin indireyim diyor, anlatabiliyor muyum? 10 bin para. Doğru gerçi 10 bin. Adam şimdi yani 200 milyarlık şey için böyle hadi 1 milyar indireyim demez. Hadi 5 indireyim 10 indireyim der, o iyi para. Ben sürekli bununla geçsem ve kendimi böyle pazarlık konusunda geliştirsem iyi yani. Çalışmama gerek bile kalmayabilir. Bunun menajeri olurum, böylelikle para kazanırım. Vay be. Allah, İyiymiş kardeşim. Benim de kafam hayatta. Yani hem de ona da mukayyet olmuş olurum. Çok onu da böyle belki. Ulan ne kadar indirim yap. Ya Cemre şey susar mısın çocuk şu an, pozitif sus. Gaz veriyor şu an, durur musun? Beni bozma. Pazardan elma mı alıyorsun, armut mu alıyorsun, ne yapıyorsun? Öyle bir şey olabilir mi? İyi olmasın. Yap bir güzellik. Tamam. Adam şey, duvara zıplantılıyor. Seninki gidiyor bunu alıyor, beğendiğin kişi. Diyor ki ooo bu çok müthiş işte, efsane anlatması, anlattığı şeyler çok güzel falan. Ona hani ne kadardı, 120 bin dolar mıydı, ne kadardı? Ben giderim bakarım hocam, bu muz ithal derim, bu tarihi geçmiş derim, yap bir şey derim, bu kurtarmaz derim. Adam da derse sana, sen benim sanatıma bu kadar mı paha biçiyorsun derse, haydi kavga kıyamet, sonra karakolda bitsin olay. Niye hemen tamam. Adamı dövmeye başlıyorsun ki yani? Çünkü Recep Döver gibi geliyor bana. Ama canım ben şiddeti asla tavsiye etmedim. Hiçbir zaman da başvurma. Bilmiyorum artık, adam sana derse sen salak mısın, benim sanatımdan anlamıyorsun derse ne yapacaksın bir noktadan sonra, sinirlenirsin mi onu? Benim tek salaklığım şu an buraya gelmiş olmam derim yani ve çıkar giderim yani. Alıp muzu yere çalarsın.
Lafını söyle. Omuzda yerim. Sonra adansan dava açarsan ne olacak? Ayda yuvanı yıkılır. Harbiden abi 120 bindi lan onun değeri falan diye. Yedi akitler harbiden bir şey değil. Tam yemem. Tükürür. Huzura tükürür. Hakaret et. Bu ne de. Lafları söyle sonra git al. Kaka bu. Kakadan sanat. Yaparlar bak, bundan sonra çıkarmış bunu üstüne düşün. İkinci abi kakadan değil adam şeyden sanat yaptı ya. Peçeteye işte affedersiniz. Ne? Yapmış bir şeyini sergilemiş. Yapıldı mı ya o? Yapıldı. Tam sıçmaya hazırlanıyordum ben de. Sıçmak değil abi. Anneciğim ne yapıyorsun? Resimi aldın. Tamam. Annem fotoğrafımı çaldı. Evet. Yani abi sonuçta sevdiğim, saydığım dediğimiz bir insan yani. Birlikte olmaktan keyif aldığım bir insan. Evet değil mi? Önemli olan bu zaten. Tabii canım. Bir şekilde bulunur ya. Arayolu bulurum diye düşünüyorum. Adam ya adam. Ne oldu? Maalesef. Bir red ve bir kabulle mi sonlandırıyor? Evet. Ya? Ben bu teklifi kabul ediyorum. Böyle ateş ederler işte. Ne oldu be? Oo. Böyle yaparlar adamı ya. Bir kabul. Aa yazmıyor. Allah yazdırmadı. Yazmıyor lan. Bir dakika. Çünkü yanlış fırçalıyor. Ya işte böyle yaparlar adamı. Kalem bitti. Gene yazmıyor. Kalem bitmez. Hadi sor sorunu. Söylüyorum. Teklifimi söylüyorum. Abi çok çalışkan bir sanatçısınız. Yaptığınız sanat eseri size kalmış. Yani hangi alanda sanat eserleri ortaya çıkarmak istiyorsanız. Kitap, resim, heykel. Bu konuda çok çalışkansınız. Hani çok yeteneklisiniz demiyorum ama hani gerçekten çok çalışıp iyi işler de ortaya koyuyorsunuz. Ama hani o kadar detaycı çalışıyorsunuz ki bir eser ortaya çıkarmanız 2 yılınızı alıyor minimum. 2 yılda bir eser ancak çıkarıyorsunuz ama eser de gerçekten hani takdire şayan bir eser. Hani bunu satmak isteseniz 30 saniye sürer, 30 saniyede hani satış işlemleri falan anında gidiyor yani. O kadar da fanlarınız var. Hani gelir gider olayı sıkıntı yok. 2 yılda bir eser çıkarıyorsunuz ya, bir sattığınız eser size 2-3 yıl minimum yetiyor zaten maddi açıdan. Ama eserlerinizi alanlar onları sadece yok etmek için alıyorlar. Kimi işte gözünüz önünde onun üstüne sıçıyor, kimi yakıyor, kimi işte ne bileyim saçma sapan üstüne cinali falan çiziyor. Size dalga geçiyor, gülüyor ve onu orada çöp gibi bırakıp gidecek. Ha bir de orada bırakıp gidiyor. Aynen. Ay ben takip edemedim ya. Neydi soru? Hak veriyorum, ben de seninkini takip edememiştim. Bir daha anlatayım. Şey neydi? Negatif kısmı neydi? Negatif kısmı şu. İnsanlar eserlerini sadece yok etmek için, seninle dalga geçmek için alacaklar. İşte kimisi gelecek, atıyorum resim yaptın ya, resmin üstüne sıçacak ve orada bırakıp gidecek. Kim işte belinden silah çıkaracak, işte delik deşik edip öyle gidecek, bırakacak. Çöp gibi davranacak yani. Eğer lassa gelen silahla vurur yüzeyden. Karşının üstüne ben şey çizerim böyle. Target işareti yani buraya sıçınız. İşte buraya vurunuz falan diye. Sonra video yani çekerim. Geri zekalı 500 bin dolar verdi ve bunu yaktı. Aptal herif falan diye dalga geçerim. Takipçilerim de artar böyle şeyleri görmek için insanlar bayılıyor yani. Yani siz abi öyle yapmıyorsunuz. Siz gerçekten işinize aşık bir adamsınız. Ciddi alıyorsunuz yani işiniz baya. Böyle prim düşünmüyorsunuz yani. Nasıl prim kasarım diye düşünmüyorsunuz. Sizin son derece ciddiyetle diyorum ya, en kötü 2 yılınızı veriyorsunuz yani en kötü. Ve adam gelip bunu 5 dakika içinde saçma sapan işler yapıp yüzünüze vuruyor. Adam aptal mı acaba? Adamlar öyle, ne bileyim artık eserlerinize adamlar öyle bir dünyada şey, yaşıyoruz. Adamlar YouTuber abi. Diyor ki 400 bin dolar eser alıp patlattık falan diye. Şey gibi. Yani para için haysiyetinizden, şerefinizden, karakterinizden ödün verir misiniz diye soruyorum. Ulan bunun karakterlik bir mevzusu yok. Bir şey keşfettim şimdi. Anons ki. Ne oldu? Tamam. Parmağımı kalemin arasına koyuyorum ve parmağım çiziyor. Aa! Neyse, bu gereksiz detaydan sonra. Vaa.
hani haysi şerefsiz olmalık bir durum değil bu bence. İnsanlar aa değil, değil, falan. Değil. Kimse beni kötülemeyecek bu durumda yani. Tamamıyla sizin iradeniz mi diyeyim artık, onunla alakalı bir durum yani. Bunu kaldırabilecek misiniz? Düşünsene 2 yıl boyunca bir şey emek harcıyorsun. Her gün bir anın oluyor onunla ilgili 2 yıl boyunca en kötü. Ben üzülürüm ya. Düşünsene adam sıçıyor, ulan orayı çizerken işte sevgilimle ilk öpüştüğümüz gündü falan. Anıların canlandı. Böyle şey, benden proje isteniyor. Film, özel efekt neyse falan. 2 yıl uğraşıyorum böyle inanılmaz. Yapıp yolluyorum, adam şeyde film gösteriminde şey var. Windows açık, tamam mı? Benim filmin üstüne gidiyor, sağ klik delete yapıyor. Film bitiyor. Açmıyor bile. Ya da açıyor, ileri sarıyor sürekli, sonra kapatıyor bitince 10 saniye. Hani böyle ile tutuk diyor. Evet, evet. Durum öyle olsa. Yani kolay bir durum değil gerçekten. Parayla da kendimi avuturum ya. Yani para açısından evet kazanıyorsunuz. Gerçekten iyi kazanıyorsunuz. Bir Acun hayatı elde edebilirsiniz yani. Acun hayatı olur, olur. Ya ben üzülürüm ya. O kadar uğraşıyorum, ediyorum falan. Yani ne bileyim. Abi al paranı bak. Emek var orada yani. Al paranı bak, dalgına boş. Her şey para değil ama ya. Ben oraya ömrümden 2 yıl harcamışım yani. Ki bu da minimum yani. Bazı eserlerim belki daha da sen çok. Sen ömrümden 2 yılı para kazanmak için harcıyorsun. Hani hiçbir şey, hiçbir gelirin yok. Ondan da gelir alamayacaksan ömrümden 2 yılı gerçekten harcamış oluyorsun bu arada. Bir de böyle düşün. Ya alanlar sadece öyle amaçlama alıyorlar. Evet. Düşünsene. 20 yaşında başlasan bu işe, 30 yaşında sadece 5 işlerin oldu. En kötü. Bilmiyorum ben. Ben biraz düşüneceğim Enes. Ben yakınım ya bunu almaya. Sonuçta paramı alıyorum. Ve bu şeyi satmak için yapıyorsam, sattıktan sonra başına gelecekleri bir yandan kabul etmiş sayılırım çünkü sonuçta alıp evimin en güzel yerine koyuyorum ve insanlar gelip parçalamıyor ya da bir müzeye gidince parçalanmıyor. Sonuç olarak gözden ve elden çıkarmak amacıyla yaptığım bir eser olduğu için ben bunu kabul ediyorum. Hayır, madem öyle o zaman niye üzerine o kadar uğraşacaksın ki? Satılsın diye. Madem gözden çıkarıyorsun. Yavrum, bir şeyden para kazanıyorsan onu yani. Tamam da para kazanacağın, yapacağın iş buysa eğer, para kazanıyorsan onu iyi yapmak istersin, emek vermek istersin yani. Hayır tamam da tarihe şey yapmak isterim, tarihe geçsin isterim yani. Hani bir Mona Lisa olmasa bile sanat tarihi kitaplarında benden de bahsetsinler isterim yani. Böyle böyle eserleri vardı işte, şöyle eserlerimin incelemesini yapsınlar isterim yani ilerleyen zamanlarda. Bilemiyorum yani. Herkes gelsin işte, ben öldükten yıllar yıllar sonra bile insanlar hani benim yaptığım o resme gelsin, baksın, incelesin hani. Şimdi bu yapılan, ama şöyle bir şey var. Şimdi sen bu eseri yapıp sattığında bunun belki tarihe geçeceğine emin misin yani? Bir şey yaparsın, sergi açılışıdır yani. Hani hayır, sergileyip kaldırırsın. Bunu sattıysan onun uzun ömürlü olmama ya da unutulma ihtimali çok yüksek. Tabii. O da var. Hani oğlum, ben bunu birine verdim ve adam aldı gitti onu. İşte 600 yıl sonra kim diyecek ki aa bunu şu çizmişti. Hayır oğlum, bu şeylerdeki müzelerdeki falan tabloların da zaten sahipleri var ki, şey değil de müzenin malı değil onlar yani. Sahipleri müzeyi kiralıyorlar onları, göstersinler, sergilesinler diye. Bilemiyorum Altan. Unutulup gidebilir. Yani bilmiyorum. Başına her şey gelebilir. Ben yaptığım mesele o kadar güveniyorsam, unutulup hani şey, ne denir ona,
Hani ilerleyen zamanlarda da hatırlanacağını ümit ederek yaparım yani. Senin eserin geleceğe kalmayacak ki. Nereden? İşte kalmayacak işte. Onun olmasını istemem yani. Yani kendin sergilemek amaçlı eserler yaratırsın. Sonuç olarak popüler bir sanatçısın artık. Sergilersin ve elini tutarsın. Öldükten sonra da bunlar kalmış derler. Artık tarihi eser mi yaparlar, ne yaparlar? Müzeye mi koyarlar bilmiyorum yani. Senin elindeyken sen öldükten sonra orası şey öyle. Olması daha kolay. Tarihe geçmesi. Kesinlikle bir satmak zorundasın demiyorum dediğim gibi. Satmak istersen direkt satabilirsin. Hiç sıkıntı değil ama. Yani evet bir eseri 2 yılda yapıyorsun. Belki bütün vaktini ona ayırıyorsun ama diğerini de bir yandan küçük küçük belki 5 yılda bitecek. Başka bir şeye devam edersin herhalde. Niye? Yeah. Olabilir. Alabilirim. Pardon, kabul edebilirim. Bu teklifi. Güzel güzel. Bir şeyler gelişmeye başlamış. Oturuyoruz yavaş yavaş. Sonuç olarak ben kabul ettim. Evet, ben de. Oh, çevrenin aklını çeldik. O niye kabul etti? Sen niye kabul ettin ya? Ben parasına bakıyorum dedim ya oğlum. Satıyorsam tamam, sen... gözden çıkarmışımdır. Ne yapıyorlarsa yapsınlar bana. Tamam. Seni anladım. Cemre niye kabul etti? 12 saattir seninle birlikte ikna ediyoruz kızı. Sen de yardımcı oluyorsun bana. Arkadaşım ben kendisi... Niye kabul etti diyor ya? Ben dalmışım öyle. Evet abi yapmalısın ya. Haysi çap. Öyleyse ikinci tura geçiyoruz. İkinci turu Yuki'den lütfen. Bir saniye sorumu bulayım hemen. Evet. Esenle müthiş yetenekli bir ressamsınız, tamam mı? Öyleyim. ama çizdiklerinizi bu elit sosyete tabaka falan beğenmiyor, tamam mı? Diyorlar ki bu ne falan oluyorlar. İşte yani bu biraz az önceki soruya benziyor. O yüzden Recep o soruyu sorunca biraz üzüldüm, moralim bozuldu. Benimki onun modifiye edilmiş hali. İşte bu duvara muz bantlayan adamın şeyine falan bayılıyorlar. İşte onu milyarlarca dolar falan veriyorlar. İşte yere bir gözlük koyuyorlar. İşte o gözlük $1 milyar falan böyle. Aşırı paralar dönüyor. Bu noktada sizin hani kabul edip etmeyeceğiniz şey de şu oluyor. Hani şerefinizle kendi yaptığınız resimleri artık para kazansanız da kazanmasanız da devam mı ettireceksiniz, yoksa paranın köpeği olup siz de yetenekli ressam çizginizden çıkıp duvarlara elmalar, armutlar mı yapıştıracaksınız? Paranın köpeği olup yetenekli ressam çizgimden çıkıp kedi köpek bir şeyler olur mu yani, sıkıntı yok. İkisini aynı anda kabul etmiyorlar yani. Hani sen böyle güzel güzel şeyler çiziyorsun, diyorlar ki ne bu ne falan. Etmesinler, Instagram'a atarım. Avam tabaka takip etsin yeter. Olmaz mı? Ne? Sonuçta elit kesim beğenmiyor bunu. Ben yaparım, Instagram'a atarım. Elit olmayan kesim hoşuna gitsin. Parası olan kısım beğenmiyor yani, öyle söyleyeyim. Tamam, parası olan kısma da duvara muz yapıştırırım. Birini yapabilirsin diyor. Yok, öyle bir şey demiyor. Lan öyle bir şey yok. İkisini yapamazsın. Sadece birini yapabilirsin. Ya ben Instagram'a atıyorum sana ne? Allah Allah. Para kazanmıyorum bir şey. Yapamazsın oğlum, yok öyle. Dijital resim yapamıyorsun yani. Hem kağıda çizerim. Kağıda kalemi boyayacaksın. Fotoğraf da icat edilmemiş. Instagram daha yok. Yok Facebook. Yok. Yani mesela şey Van Gogh gibi olabilirsiniz. Yani öldükten sonra eserleriniz wow olabilir. Bilemezsiniz. Bana ne yani lan? Burada önemli olan içinize sinen, yani evet bu oldu dediğiniz şeyleri yapmak mı, yoksa sırf para kazanmak uğruna popüler kültürün kölesi olmak mı? Şimdi iki şey söyleyeceğim ve kendi bacağıma sıkıyormuşum gibi olacak. Birincisi şu an ben yaptığım işlerin en azından Türkiye standartlarında yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama işte kanki LOL oynayalım, yok Minecraft yayını falan
ya da tam tersi neyse. Bunları yapalım diye kafamın etini yemenize rağmen ben bunları hayır, ben iyi olanları yapmaya devam edeceğim. İşte aptal aptal YouTube videoları çekmeyeceğim. Bizim yani çok akıllı değil ama anladınız siz. Bunlara inatla direniyorum ben yani. Ancak şöyle hani senin teklifine göre de hayır, kaliteden şaşmayacağım ve kötü şeyler yapmayacağım demem anlamına geliyor bu. Topuma sıktığım evet. kısım ise şu. Ben şu an yaptığım işten zaten para kazanmıyorum ama o durumda çok para kazanacağım için. Yani Minecraft oynayınca çok düşünme. Para kazanacağımı bilsem gerçekten Minecraft oynardım. O yüzden kabul edip etmiyor muyum bu söylediklerime göre sonuç ne çıkıyor? Ediyor mu oluyorum? Kabul ediyorum galiba. Ya. Hangisini? Kabul ediyorum. Yani teklifini. Neyi kabul edeceğim başka? Yani bok gibi şeyler yapacağım ki hayatta kalayım artık. Yaşım geldi geçiyor para, hala o para teklifini kabul ediyorum. Hı? Vallahi. Ben de kabul ediyorum Cemre'ciğim, kusura bakma. Yok yemin ediyorum ekip hepiniz paranın kölesi olmuşsunuz ya. Hani Necep o kez senin beklemezdim ha. Yani bir şeyin kölesi olacaksam neyin kölesi olmalıyım sence? Paradır yani. Paranın olmayayım ya. Bak paranın kölesi olmuyorum, ben paranın sahibi olacağım. Çok sahibi olacağım ki para benim kölem olmuş olacak. Nasıl? Sen bana çok para teklif ediyorsun, ben niye onun kölesi olayım ki? O benim kölem olacak. Böyle susarsın işte. Hadi bakalım. Susmuyorum. Şu an ses çıkarıyorum. Kınayan bir şey. Para. Arkadan versene. Para. Para. Evet, çalıyor şu an. Yani evet. Şu anki hayat tarzıma göre kötü olanı yapmamaya çalışıyorum ama iyi olanı yapmaya devam ediyorum burada. Sen orada bana iyi olanı da yapma diyorsun. Ya iyi olanı yapacaksın ya kötü olanı yapacaksın. Bunun şeyi yok. Benim evrenimde bunun ortası yok bu yarattığım evrende. Ya onu yapacaksın ya bunu yapacaksın. Ya şey ne denir ona, para kazanmak için duvara elma armut bantlayacaksın. Ya da o kadar böyle güzel şaheserler çıkaracaksın ki belki öldükten sonra değeri bilinecek. Sıçayım yani. Öldükten sonra ne yapayım? Allah Allah. Tatlım bak ölümlü dünya, ölümlü dünya. Benim şu dünyadan ölürken pişman olmadan tatmin bir şekilde ölmem lazım. Sıçayım geleceğin benim resmime bakıp hımm çok iyiymiş falan diyecekler. Bana ne lan? Sanki dünyayı tarihi, kurtarıyor ya. Tarihe ilk. Yani harbiden milyonların öyle hayatını kurtarsa tamam yani. İki tane dangalak karşısına geçip hımm diyecek diye. Gerçekten de öyle yani. Kabul ediyorum ben. Ya, tatlım bak çok acınası bir hayat vaat ediyorsun bana yani. Eğer kabul vaat ettiğim değil de savunduğun şey yani. Tamam da en azından gururlusun yani. Ya param yok param. Ağzım kokuyor. Şey diyebilirsin yani bu insanlar aptal diyebilirsin yani. Ne oldu? Anladın mı? Cebimde aptal dediğimde cebime 10 lira mı giriyor? Allah. İstiyorsan koyarız. Alacaksa tamam. Aptal. Ben onursuz ve şerefsiz ben. Yaşayacağım. Kusura bakma. İnternette şöyle bir araştırdım. Gerçekten hani saçma eserler diye. Ya 1 milyon 100 bin dolara bir tablo satılmış. Üstü mavi altı sarı. Tablo. O var. Bir tanesi düz bak. Hani adam orada iki renk kullanmış. Burada tek renk. Bildiğim bir tema yani. Kahverengi tema. 1 milyon dolardan fazla. Ya bu aptallıktır. Buna nasıl bu kadar para verilir? Ya çıldırıyorum ya. Ya kimin birisinin stand-up gösterisiydi ya. Tablolarla ilgili çok bir şey söylüyordu. İşte herkes konuşuyor. Ya şöyle demek istemiş, böyle demek istemiş. İşte şuradaki iki küçük nokta aslında bizim bilmem ne içindeki işte bütün bu varlık içinde küçüklüğümüz isim geliyor falan filan. Şu an hatırlamıyorum tam ne dediğini. Sonra işte hani adam canlandırarak anlatıyor. Eserin sahibi geliyor işte burada ne demek istediniz falan. O mu? O... Ne sıçram? Bir şey sıçramış oraya ya falan diyor böyle adam yani. Böyle olacaksa sıçayım. Yeni yıl solos olabilir o gösteri. Onu yazayım buraya. Aklıma gelen şeyleri yazacağım artık her hafta. Bir tanesi var böyle dört sıra böyle
Ya yemin yok, karalama başka bir şey değil. Karalamış. He, mavi kremle şey karalamış. 2,5 milyon dolara yakın bir parayı satmış. Hiç yani şey, siz bunu şeyinize, gururunuza yedirebilir misiniz yani? Bilemiyorum. Benim yedirebileceğim bir şey yok. Kardeşim ona o parayı veren yedirebiliyor mu ya? Benim o saçma sapan yaptığı mesela o parayı veriyorsa onun sorunu mu? Tamam da sen bunun satacağını bildiğin için onu yapıyorsun. Ben onu para kazanacağımı bildiğim için yapıyorum. Evet. Para yanlış olan ne? Para kazanacağım. Allah'ım ya. Of, tam kapat bu konuyu ya. Size olan inanç. Konuyu kapatın ne? Bunun amacı mı? Bunları tartışmamız lazım. Ne yapalım? Kapat yayını, kapat. Kapat, açıp oyun oynayalım o zaman. Size olan inancımı kaybediyorum yavaş yavaş. Yani bu sorduğun soru şöyle bir şey. Hani niye okuyorsun ki sen yani şu an? İş hani yap, para kazanacaksın. Niye okuyorsun? Okumuyorum. Hayır, yolundan mesela sen şey yaparak başlıyorsun, tamam mı? Güzel şeyler çizerek başlıyorsun. Ama bunu para veren insanlar, hani parası olan insanlar beğenmiyor. Doğal olarak hani sen çok fazla para kazanamıyorsun. Evet. Anladın mı? Hani 1 milyon dolara satmak varken sen atıyorum 100 lira, 100 dolara, 500 dolara falan satıyorsun. Anladın mı? Satıyorsak yine iyi. Hayır, iyi yapmış lan. Ya sus be. Bahsettiğin fiyatlar hiç düşük fiyatlar değil. Artık sus. Sen de hani şey gibi düşün. Hani bakıyorsun, görüyorsun işte duvara bantlanmış elma daha fazla para yapıyor. Sen de gidiyorsun duvara ananas bantlıyorsun gibi bir şey yani. Anladın mı? Hani para kazanmak amacıyla. İşte yere konmuş gözlük 1 milyon dolar yapıyorsa sen de gidiyorsun yere ayakkabı koyuyorsun. Ne? Ya o da şey biliyorum ben. O kadar da olmam da yani çünkü. Öyle o kadar diyorum sana. O kadar iğrençleşiyorsun yani. Saçmalıklaşıyorsun. Yok, para kazıyorsam gene yaparım, sorun değil. Ama yani o kadar da taklit etmezdim herhalde. Birazcık da yarısı çıtı koyardım yani. Muz değil de ananas. O kadar biraz daha farklı yaparım. Ben işte bant kullanmam da şaponla yapıştırırım. Mesela yani hani işte duvarla krepotu yapıştırırsın falan yani. Ama bak evet. Şimdi parayı geç ve işini iyi yap diyorsun. Hı-hı. Bunun bana hiçbir katkısı yok. Hiçbir katkısı. Tamam geçin soruyu, almayın ikinizi. Ben öleceğim 900 yıl sonra insan diyecek ki ooo çok içiz bir şey. Tamam alıyor musunuz almayın? Alıyorsunuz almıyorsunuz almayın. Kapatın bu konuyu. Ben aldım. sen ne yani yapıyorsun? Ben de parayı alıyorum tabii ki. Tabii ki alıyorsun. Evet. Sıradaki teklifimi başarılı sunduğum takdirde günün şampiyonu ama çok sinirlenen Cemre'nin şerefsizlik yapacağından korkuyorum. Bugün chat'te de katılım yok. O yüzden götümü kurtaracak kimse yok. Senin parayı nasıl ilk plana koyabilirsiniz? Tamam hani bilmem ne kurallarından biri bu da. Ne? Artık bilmem ne evriliyor yani. Hani eski bilmem ben ne. Ben kazanayım diye artık. Bu arada şey yapmadım. Kesinlikle kendi fikirlerimi söyleyerek. Hayır tamam işte ben tam bahsediyorum. Hani bilmem ne'nin birinci kuralı para ediyor mu? İkinci kuralı yine para ediyor mu? Hani olduğu için bence bilmem neyi de biraz evrimleştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuçta ilk sezonunki halimiz değil sonuçta şu an. Yani bilemiyorum. Her şeyi paraya bağlamayın köpekler ya. Hayır bak gerçekten ben işi paraya bağlamadım. Diğer opsiyon hiç iyi değildi. Yani. Bilmiyorum ben diğer opsiyon iyi değildi. Bana sorsanız ben kabul etmezdim yani öyle söyleyeyim. Ben derdim ki hani önemli olan benim tarihe iz bırakmam diye düşünürdüm. Ya bu da iz bırakıyor. Tabii siz vizyonsuz, karaktersiz köpekler olduğunuz için. Bu da iz bırakacak tarihi. Evet. İnsanlar sanat tarihi okurken işte 2020 dönemlerinde şöyle aptal eserlere insanlar para veriyordu falan diye. 20. yüzyıl sanat tarihinde görecekler onları yani. 21. yüzyıl. Çok utanç verici ya. Neyse tamam hadi devam. Ki tarihe iz bırakmak için illa da sanatçı olmak gerekmiyor. Bak Acun'a bilmeyen var mı? Yok. Ya. Sanat mı yapıyor? Hayır. Parası var. Tamam adam öldükten sonra kim hatırlayacak onu ya? Tarihe iz bırakmak şu anda yaşayan insanların seni tanıması değil. Recep. Bence tamam, Acun ölse bile kimse Diego'yu unutmayacak. Diego kim ya? Diego değil miydi? Diego. Ben hatırlıyorum abi. Bırakmış işte. Diego ne? Araştır gör. Acun Diego yaz çıkar.
Teklifime geçiyorum. Evet. Arkadaşlar bir zaman yolcususunuz. Tamam, istediğiniz gibi. Oradasınız, buradasınız. Hop orada, hop burada. İleri geri fark etmiyor. Güzel. İstediğim gibi kullanıyorum. Aynen. Gesto Zeylan, hatta ölümsüzsünüz bile, çok hoşunuza giderse bu maddeyi de eklerim. Ne o? Lakin... Aptallar, siz de bilmiyormuşsunuz ki Diablo'ymuş o, Diego değil. Bak ben de o yüzden, bak Lucifer mi lan falan diyecektim. Yok, alakası yok Lucifer'in. Oğlum Recep de sonra onay verince dedim tamam Diego. Abi de, benziyor ama yani. Ya, ama ben... Diablo'dan Lucifer'a çektirmiş ama bak, görüyor musun? Hayır. Ya, canım benim, hayır, ne fark eder? Sonuç olarak biz şey bunu yani, hatırladık. Kendinize... Bir de böyle o kadar güvene Google'a yaz çıkar. Google'a yazsa şey çıkardı. Tatlım şimdi ben de Mona Lisa'nın fotoğrafı aklımda ezbere yok yani. Tamam mı? Bir şeyler biliyoruz. Ya. Dediğin zaman aklına direkt geliyor. Oturan böyle gülümseyen kadın. Tamam. Diego deyince de bu adamın aklına geldi mi? Geldi. Direkt sana şey söylüyor yani. Google'un aklına geldi. Benim aklıma gelmedi. Diablo da senin tanıdım. Ya cahilliğin. Susun be. Öf, zaman yolcususunuz. Evet. Ha, evet. Gezmeli tosmalı, lakin siz aynı zamanda işte bir dev bir oluşumun, tarikatın aslında bir şeysiniz. Ajanı gibi bir şeysiniz. Yani size zaman yolculuğuna dair görevler veriliyor. Şu tarihe git, bu tarihe git. Hı-hı. Size diyorlar ki işte şu tarihe gideceksin. Şöyle duvara yapıştırılmış muz var, işte yere koyulmuş gözlük var, işte üstüne sadece sarıyla boyanmış bir tablo var. Bunlar aslında yüzyıllar sonra ortaya çıkıyor ki hepsi runik eserler, tamam mı? Ancient hepsi. İnanılmaz power possessleri var yani. E tamam da adam yedi ki muzu. Tatlım işte anlatıyorum ben. Yani bu teklif bu kadar olabilir mi? Teklif bu kadar olabilir mi yani? Bilmiyorum. Burada ne olacağı hiç belli değil gerçekten. Adamlar diyor ki gideceksiniz abi bir tarihe. Bu şeyleri çalamazsınız veya destroy edemezsiniz asla. Satın almanız gerekiyor diyor. Sizi sıfır parayla yolluyorlar. Siz işte atıyorum 2019'daki muzu almak için artık bir şekilde 2010'a mı gidersiniz bilmem kaça gidip bir iş kurup ya da bir şekilde banka mı soyuyorsun, ne yapıyorsun? Para bulup o şeyi biri alıp yemeden, başkasına satılmadan alman lazım. Oha. Nasıl güzel soru. Çok zor. Çok imkansız. Biri, impossible. Biri alıp satamadan, o sıkıntı değil. Gene geçmişe döner bir şekilde şey yaparım. Her yani seferinde mesela, değişik değişik denemeler yapabilirim. Ha, mesela şey, şimdi bu muzu 120 bin dolara sattılar ya. Sen gidiyorsun 120 bini topluyorsun, gideceksin alacaksın. Birisi diyor ki 150 bin veriyorum. Asiktir yanında. 120 bin vardı. Bir daha geri gideceksin. Ben geri giderim, o adamın çocukluğuna giderim. O adam orada olmaz yani. Muzla ilgili kötü anılar olur. Evet, olur. Bir daha gitmiş. Bir daha geliyorsun, 300 bin veriyorum falan. Şuna git. O muzu alacağım diye adam takmış. Evet, görevimiz bu. Gidip para kazanacaksınız. Benim anlamadığım nokta şu. Ölümsüzüm, zamanda yolculuk yapabiliyorum. Ya yapamayacağım şey yoktur bu kişi elimdeyken. Ha, bu yetenekler sana şeyle işte çalıştığın tarikat tarafından bahşedilen şeyler. Ters düştüğünde geri almasını biliyorlar. Anladım. Oldu. Tabii. Yapmak zorundayız, evet. Yani geri zekalı bir muz yüzünden ben 50 bin defa geçmişe gideceğim. Yani tek seferde de alabilirsin. Ve o esnada dilenci gibi, köpek gibi çalışma. Ne bileyim, çok daha eski bir zamana git. Bir yandan da hayatının tadını çıkarmayı da deneyebilirsin. Tamam da ben hiç yaşlanmayacağım. Bu insanlar benden işkillenmeyecek mi? Well, that's your problem. E yine benim problem. Her şey benim problem, anasını satayım. Ben o kadar size yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizin sorduğunuz sorulara bakalım. Aa, nasıl yardımcı olayım ben sana? Ne yapayım ben? Ya benim siz... problemim olmasın yani. Öyle ne bileyim. Yani benim bile... ölümsüzlüğü kaldırsam bu sefer şey oluyorsunuz. Evet. Yaşlandıkça yaşlanacaksın. Evet. İnsanların hafızasını silebileceğin bir şey olsun yani. Aldı. Oo, sen niye yaşlanmıyorsun ya falan. Para hilesi de vereyim. HES oyan biraz değil mi?
Polislerden de. Neydi? Pussy evet. Magnet miydi? Şey neydi GTA Vice'deki? Bir şey magnet. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Neyse işte yani böyle bir şeyler var bana kullanabileceğim bir şey. Hem insanlar beni fark etmesin diye sürekli hem yer değiştireceğim. Değiştir hem, 10 yılda bir değiştir ne var 15 yılda bir. Hem kurduğum business'ı yürütmeye çalışacağım. Ölmeşeceğim ölme. Ya bu business hırsızlık yap. Ya kolay para peşinde de koşabilirsin ya yani. Ya inanmıyorum sen ne kadar şerefsiz bir insansın ya. Ya zamanda yolculuk edebiliyorsun sen neyi takılıyorsun ya. Abi neden ya zaman bu yolculuk yapıyorsun diye karaktersiz olmak zorunda mısın? Yakalanınca ya. Geri kaçarsın hemen. Baştan başlasın. Yani yakalandığın yere ulan ya yakalandın. Ya da istersen çatış yakalan. Yani ölmeyeceksin. Aha o da var. Ama vallahi. Aranan biri olacağın için gidip o şeyi eşyayı satın alman sıkıntılar çıkarabilir yani. Ben onu diyecektim. Niye alıyorum ki? Gider alırım ışınlanır kaçarım. No. Çalmak yok eşyayı. Hepsinin koruması var. Bunlar satılırken zaten şey, parşömen imzalanıyor, satılıyor. Aslında satın alanlar bunların şey olduğunu biliyor yani. Relikler evet. Olduğunu biliyor. Şu an eklemediysen bir şey bilmiyorum. Şu an ekledim. Ama soruyu ilk sorarken çalamazsınız demiştim. Vallahi ben duymadım. Sen duydun mu Recep? Bak. Ben de duymadım. Bak. Demediysem bu yayınlar şey. Dedim arkadaşlar. Neyse ben güveniyorum. Ben güvenmiyorum. Kimse de güvenmiyorum artık. Bir güvenip bir güvenmemekten 2 puan aldın mı? Bence o sıkıntı olmaz ya. Dediğim gibi yani para kazanılır. O iş zamanda yolculuk yeteneğim olduktan sonra ben her şeyden para kazanırım ki. Geleceğe giderim bakarım ne para ediyor. Geçmişe dönerim ona yatırım yaparım yani bu kadar basit. Ya eğer alacağınız şey 2000'lerde 21. yüzyıldaysa hemen Apple'a kurulmadan önce şey hisse alıyorsunuz Apple'dan. Aynen mantıklı evet. Tamam muzu alırsınız öyle ya da bu çağdaki bazı boktan şeyleri ama artık daha geçmişte ya da daha ileriki zamanlarda ne olacağını bilmiyorum. Sizi geleceğe de yollayabilirler. Tam sonuçta bir geri gidebiliyorum sonuçta. Tabii canım takıl. İyi o zaman ya. Aynen mantıklıymış yani. Yani şu an her şey gayet yerli yerli. Size çok ben. Eğlenceli bir hayat vaat ettim. Asla kar gütme amacım yok. Yani. Ben okeyim abi. Yapılacak bir şey değil yani. Bilmediniz yani. Yapacağım tek şey brokerlık gibi bir şey olacak yani. Dediğim gibi. Giderim ileriye. Ne para ediyor? Dön geç bir şey yatırım yap bu kadar basit. Aynen. İyiymiş aslında. Vay be. Ya ben şey diye düşünmüştüm. İlk başta işte hani şirket kurup sen kendin para kazanacaksın falan. Ya yok be oğlum. En kötü hırsızlık. Eşyaları çalmayacaksın. Bu kadar. İyi be oğlum. Alınır. Uğraşmaya değmez. Yani. Git para. Banka soy. İşte Apple'a invest yaptın. Apple'ın coşması için bekliyorsun. Sonra şeyi bekliyorsun. Elmanın satışa çıkmasını. Tabii bunlar yıllar geçecek. Evet. Tabii canım o zaman ben paraya para demem zaten. 120 bin dolar. O esnada aynen. Hayatın tadını çıkarırsın o esnada. O iyi. O iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. İşin falsosu yok yani. Bilmiyorum belki Apple'ın batmasına sebep olur bu aldığınız hisse. Yok canım. Steve Jobs ölene kadar Apple yaşar sağlam devam eder yani. Batman. Sonra başına siz geçiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki hayır bu hayat çok iyi ben gitmeyeceğim. Peşinize tarikat takılıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde. Aldık abi yani. Evet. Öyleyse artı puanlarımı şöyle işlemek istiyorum. Bu Recep'in aldığı. Recep'in aldığı. Evet. Ya iğrençsin ya. Ben de onu ona benzettim açıkçası. O onu mu çizdi acaba diye bakıyordum. Evet onu baştan çizdim. Baştan eğitim buydu dur. Buradan da ekstra puan alabiliyor muyum? Ben bir puan veriyorum. Verebiliyorsam ekstra bir puan veriyorum. Yaratı. Verirsen birinci olurum bak.
Seviyorum tabi. Hak ettin yani. Ya, ya iğrençsiniz yemin ediyorum ya. İğrenç değiliz. Sen sadece şakadan anlamıyorsun. Mizahiyetine kötü olan tek sen varsın burada. Evet, eleştiri de kabul etmiyor. Evet. O da iyi ya. Hiç yani. Evet. Peki buna evet demesi bir şey mi? Ne diyorlar ona? Paradoks mu? Eleştiri evet. Kabul et. Evet. Peki abi, hemen bize şimdi bir soru uydurabilecek misin? Hayır. Belki de bir puan kazanabilir ve birinciliği artık birinci olamaz. Gidemem ki. Beraberlik hiç yoramam kendimi. Evet, bugünün kaybedeni... Zedient. Jimpo oldu koca bir çarpıyla. Arkadaşlar, şunu dipnot olarak geçmek istiyorum. Kaybetmenin tek nedeni Cimre'nin nazarıdır. Her zaman yayınlarda ben sorularımı bulurdum çabucak. Cemre diye köpek kıskanırdı. Hem nasıl kıskanırdı yani? Çıldırırdı her seferinde. WhatsApp her konuşmalarını inşa edeceğiz. İstisnasız her şeyde ya nasıl bu kadar çabuk buluyorsun ben daha bulamadım. Full yani bu diyalog kesin geçer. En son bugün geldi yani o negatif enerji birikti. Hatta daha bir yok. Yalan söylemiyorum. 3 saat falan gene her zamanki düşünüyorum gene. 1-2 saat düşünüyorum ben sorular için. Değer değmez orası tartışılır. Yok abi. Gelmedi bugün. Bir tane bulduk çok şükür. Yok 2 yok. İyi, bu kötü enerji patlattı. Haftaya fresh start alacaksın o zaman. Öyle umuyorum. Öyle umuyorum. Haftaki konumuz da belli. Hatta şey yapayım mı söyleyeyim mi? Belki soru düşünen olur bu esnada tuvaletteyken falan duştayken. Aa şunu olur bence de olabilir. Evet, haftaki konumuz Cemre'nin yine mutfakta geçirdiği vakitlerde aklına gelen bir konu. Gözüne bir şey çarpınca onu söylüyor bize. Geçen hafta buzdolabı demişti. Dedik ki ne, buzdolabı nedir yani demiştik. Tabii ki olmaz. Bu o da gitti hafta buzdolabını açtı. Bu hafta da elma dedi. Evet. Elma da şey, başka bir şey görmüş de o olmaz deyip elmaya. Portakal mı? Bir şey görmüş. Kek. Görmüş de kekten olmaz. Elma olsun bari demiş. Kek elmalıydı. Ha, elmalı kek oradan. Çok uzaklaşmamış. Direkt çalmamış, şey yapmış. Ne derler? Inspire. Evet, haftaya ki... Yani Cemre'ye hayal etti, sana elde bunu verir işte. Ama niye çok güzel konu? Evet, elma iyi. Haftaya ki konseptimiz elma olacak. Eğer bize YouTube'dan dinleyenler ya da arada bir başka dille konuşuyorum şeytan olduğum için. Dinleyenler varsa, soru sorarım diyen varsa haftaki konumuz elma üstüne olacak. Elma deyip geçmeyin. Elmanın tarihi mitolojik, teknolojik olarak birçok yerde elmayı görebiliyorsunuz. O yüzden elmana sorular soracağız. Başka duyurularımızı yapalım her zamanki. Asla oynayacağız deyip oynamadığımız FRP versiyonumuz var. Ama ne yapalım, bir araya gelemiyoruz. 5 kişi çok kalabalık oluyor. O yüzden evet. Onu bir ara bitireceğiz kısmetse. Ben geldi cumalara çekmeye çalışıyorum onu ama cumada Recep abimiz dolu oluyor. Hafta sonuna da arda arda 2 gün yayın istemiyorum ama uyarsa öyle yapacağız artık. Onu bir bitirelim. Çünkü artık kafamdan siliniyor ne olduğu. Yazmıyorum da bir yere, not almıyorum böyle. Bir yerde aklıma geliyor. Aa iyiymiş diyorum, bırakıyorum öyle. İyiymiş ya. Ama güzel bir şeyim var. Eğer sizler yine her şeyi alt üst etmeyecekseniz güzel mesajı olan bir final vereceğim. Ama bir şekilde içine sıçmayı başarıyorsunuz. Yani ben olsam o kadar düşünmezdim üzerine. Teşekkür. Olsun, ben yine mesajımı vermeye çalışacağım. Bir şekilde DM ben olduğum için sizi istediğim yere sürüklemek zorunda bırakacağım yani. 20'lik zar da atsanız 1 attınız gibi davranacağım bazen. Sonuçta zarı kimse görmüyor. Öyleyse evet, hafta sonları bilmem ne, hafta işleri varsa konuğumuz, konuklu bilmem ne yapıyoruz. FRP'yi bitirip yeni bir FRP macerasına başlamayı düşünüyoruz. Güzel haber, o tarz mı? Türk Sevim Peşinde Episode 2'nin 3 boyuta dair her şeyi bitmiştir. Gün boyunca, hatta günlerdir render alıyorum sadece. O renderları bir araya getirip işte ses efekti, falan efekti, bazı küçük After Effects detayları eklendikten sonra
umuyorum ki bir hafta içinde ellerinizden öpmeye gelecek. Ben Mephisto. Bugün yanımda Yuki ve Jimpo vardı. Bilmem neyi dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizleri takip edin ki duyuruları Instagram'dan yapıyoruz. YouTube'dan, Twitch'ten falan filandan takip ederseniz hep birlikte eğleniriz. Sizleri öpmüyoruz çünkü o kadar tanışmıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.